Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yönetilen ve Türkiye'yi uluslararası kadın voleybol karşılaşmalarında temsil eden takımdır. 16 Temmuz 2023 tarihi itibariyle dünya sıralamasında 1. sırada bulunmaktadır. Takımda birbirinden iyi kadın sporcularımız yer almaktadır. Biz de sporcuların kardeşlerini sizler için araştırdık. İyi seyirler. Gizem Örge, 26 Nisan 1993 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 30 yaşındadır. Fenerbahçe'de forma giymektedir. Voleybol hayatına Ankara Eczacı Voleybol Kulübü'nde başlamıştır. 2008 yılına kadar bu kulüpte lisanslı olarak voleybol oynayıp kulübün 2. lige yükselmesine yer alan kadroda yer almıştır. 2012-2021 arası Vakıfbank takımında forma giydikten sonra 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Hakan Örge isminde bir abisi bulunmaktadır. Abisi oyuncudur. Zehra Güneş, 7 Temmuz 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 24 yaşındadır. Voleybola 13 yaşında Vakıfbank'ta başlamış, 2 sene üst üste hem yıldız hem gençlerde Türkiye şampiyonluğu yaşamıştır. Bu takımda 15 yaşındayken 2. Lig takımlarında İstanbul Büyükşehir Belediye Spor'da bir sezon kiralık olarak forma giymiştir. Zehra Güneş, Vakıfbank forması altında 2 Kulüpler Dünya Şampiyonası şampiyonluğu, 1 Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştır. 3 kardeş olan Zehra Güneş'in Mina Güneş isminde bir kız kardeşi bulunmaktadır. Melissa Vargas, 16 Ekim 1999 yılında Küba'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 23 yaşındadır. İtalya'da düzenlenen 2014 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na Küba Kadın Milli Voleybol Takımı üyesi olarak katılan sporcu, 2023'te Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'na katılmıştır. Babası bir handbol oyuncusu olan Vargas, voleybola 6 yaşında sokakta oynayarak başlamıştır. 8 yaşında okul takımına katılmıştır. Okul takımında kazandığı başarılar sebebiyle Küba'nın geleceği olarak görülmeye başlamıştır. 2016 yılında bir sezon Çekya'da oynamış, omuz sakatlığı geçirerek tedavisi için ülkesine dönmüştür. Ülkesindeki tedavi imkanlarından memnun kalmayarak eleştirmesi üzerine disiplinsizlik gerekçesiyle 2017'den başlayarak 4 yıl süreyle milli takımda oynamaktan men edilmiştir. 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuş, 2021 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuştur. 2 kardeşi bulunan Melissa Vargas'ın ailesi Küba'da yaşam sürmektedir. Sıla Çalışkan, 16 Aralık 1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 26 yaşındadır. Nilüfer Belediye Spor takımında forma giymektedir. İlk kez 2012 yılında Vakıfbank'ta forma giymiştir. 2022 yılında Nilüfer Belediye Spor'a geçmiş ve halen orada oynamaktadır. Selin Çalışkan isminde bir kız kardeşi bulunmaktadır. Elif Şahin, 19 Ocak 2001 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu an 22 yaşındadır. Eczacıbaşı takımında oynamaktadır. Pasör pozisyonda oynayan Türk milli voleybolcudur. Saliha Şahin isminde bir kardeşi bulunmaktadır. Kardeşi de kendisi gibi voleybolcudur. Cansu Özbay, 17 Ekim 1996 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Şu anda 26 yaşındadır. Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı ve Sultanlar Ligi takımlarından Vakıfbank'ta pasör olarak oynayan Türk profesyonel voleybolcudur. Daha öncesinde Göztepe, Arkaz, Beşiktaş ve Nilüfer Belediye Spor'da oynamıştır. Özbay ilk milli voleybolculuk deneyimini 2013 Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda yaşamıştır. Furkan Özbay isminde bir erkek kardeşi bulunmaktadır. Ayça Aykaç, 27 Şubat 1996 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 27 yaşındadır. Libero pozisyonunda oynamaktadır. Günümüzde Vakıfbank ve Türkiye Kadın Milli Voleybol takımında forma giymektedir. Voleybola 10 yaşında Bursa Büyükşehir Belediyespor'da başlamıştır. 13 yaşında ise Vakıfbank'a transfer olmuştur. Günümüzde halen Vakıfbank forması giymektedir. Başar Aykaç isminde bir kardeşi bulunmaktadır. Ailesi İzmir'de yaşam sürmektedir. Simge Şebnem Aköz, 23 Nisan 1991 yılında Samsun'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 32 yaşındadır. İlk kez 2005 yılında İstanbul Artvin Spor Kulübü'nde oynamıştır. 2016-2017 sezonundan beri halen Eczacıbaşı takımında forma giymektedir. Türkiye A Milli Takımının voleybolcusudur. Libero pozisyonda görev almaktadır. Hadan Akaz isminde bir ablası bulunmaktadır. Kübra Akman, 13 Ekim 1994 yılında İznik'te dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 28 yaşındadır. Türk Hava Yolları'nda oynayan Türk milli voleybolcudur. Orta oyuncu pozisyonda oynamaktadır. 2008-2013 yılları arasında kariyerine Nilüfer Belediye Spor'da sürdürmüştür. Büşra Akman isminde bir ablası bulunmaktadır. Eda Erdem, 22 Haziran 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu an 36 yaşındadır. Milli takımın ve Fenerbahçe takımının kaptanlığını yapmaktadır. Orta oyuncu mevkisinde oynamaktadır. 20 Mart 2022 itibariyle Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu Başkanı seçilmiştir. Eda Erdem Dündar voleybola 24 Aralık 2000'de Beşiktaş altyapısında başlamıştır. 2008 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Eda Erdem 2005 yılından bu yana Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımının formasını giymektedir. Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı forması ile 300'den fazla maçta görev almıştır. 2011 yılında Erdem Dündar'la dünya evine girmiş bir çocukları bulunmaktadır. Muzaffer Erdem isminde bir abisi bulunmaktadır. Ebrar Karakurt, 17 Ocak 2000 tarihinde Balıkesir'de dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 23 yaşındadır. Pasör çaprezi olarak oynayan Karakurt, Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımının ve Rusya takımının oyuncusudur. Voleybola 12 yaşında Vakıfbank Spor Kulübü'nde başlamıştır. Vakıfbank formasıyla 2 sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşamıştır. Aslen Balıkesirli olan Ebrar Karakurt, anne ve babasıyla birlikte İstanbul'da yaşam sürmektedir. Hande Baladın, 1 Eylül 1997 yılında Kütahya'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 26 yaşındadır. Eczacıbaşı takımında oynamaktadır. Voleybola orta oyuncu olarak başlamıştır ve kulübün küçük ve yıldız takımlarında yer almıştır. 2014 yılından beri smaçör olarak oynamaktadır. 2014-2015 sezonunu Sarıyer Belediyespor'da kiralık olarak geçiren oyuncu, 2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı'nda A takımına yükselmiştir. 2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı'na geri dönmüştür. Video hakkında beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.